selam teknoloji oku takipçileri. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber bir liste videosuyla karşınızdayım. Peki bu liste videosu nedir Beyza? Android telefonlardan yer alan segment segment işte bütçenize uygun telefonlardan oluşan bir liste aslında. Bu liste içerisinde kendim seçtim. Bence alınabilecek telefonlardan bahsettim. Çünkü artık sektörde o kadar çok telefon var ki seç seç bitmiyor. Ama ben kendim eğer bu fiyat aralığında olsaydı hangilerini alabilirdim mi düşündüğüm telefonları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle işte 7500 bandında başlayacağım. Max 7500. Daha sonrasında 7500, 15000, 15000, 25000, 25000, 30000. Zaten onun üstü artık amiral gemisi. Zaten 30 binlerde de amiral gemilerini görüyoruz ama daha daha iyi telefonlar olarak yer alıyor. Lafı çok fazla uzatmayacağım. i̇lk telefon serisiyle başlamak istiyorum. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Bu liste videolarına çok fazla teknik detaya girmiyorum, ee, kısaca bahsedip geçiyorum. Eğer sizlerin de hoşunuza giderse, eğer fiyat bandı ekonomik olarak sizler için uygunsa bu telefonları kendiniz araştırmanızı öneririm çünkü burada çok detaylı bir e, bilgiden bahsetmiyorum. O zaman ilk telefonumuzla başlıyorum 7500 bandına kadar arkadaşlar. Burada iki tane telefon tercih ettim. Bu bantta seçmemiz sebebi de belki öğrenci arkadaşlarımız vardır benim gibi ve e, öğrenci indiriminden yararlanmak isterler. O yüzden ilk telefonum General Mobile GM22 Pro arkadaşlar. Zaten ülkemizde üretilen bir telefon olması da bazıları tarafından gerçekten tercih edilen bir telefon. Böyle diyor, ülkende üretildi. Evet ve bu telefonu tercih etmeliyim diyenler olabiliyor. Onun için GM22 Pro'ya kısaca bir göz atalım. Cihazın ekran tarafında IPC LCD bir ekran kullanılıyor. 6.78 inçlik bir ekran boyutuna sahip ve 60 Hz'lik bir tazeleme hızı. Bu cihazda bulunuyor arkadaşlar. 5000 mAh'lik bir batarya sahip olan bu telefonun işlemcisinde MediaTek Helio G95'te kullanıldığını belirtelim. 8 çekirdekli bir işlemci bu. Ee, hepimizi idare eden, orta segmentte kullanılan bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra cihazın arka tarafında 4 adet de kamerası bulunuyor. Bu 4 adet kameranın ana kamerası da 108 megapiksellik bir kamera olduğunu söyleyebilirim. Burada güzel olan şey şu video tarafında 4K'ya kadar çekimler yapabiliyorsunuz. Ön taraftaysa selfie kamerasındaysa 16 megapiksellik bir kamera görüyoruz. Bence oldukça yeterli. Bu başlangıç seviyesindeki telefonlar arasında en alınabilecek telefon olduğunu kendimce düşünüyorum. Ama bunun yanına size bir telefon daha ekledim. Bu telefonsa Redmi Note 11 arkadaşlar. Hala güncelleme almaya devam eden bir telefon. Peki teknik özelliklerinde neler var? Şimdi ona deneyeceğim. 6.43 inçlik AMOLED bir panelle geliyor. Bu AMOLED panelde 90 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, oldukça akışkan, başlangıç seviyesi hatta orta segmentte artık kullanılan bir e, ekran tazeleme oranı olduğunu söyleyebiliriz. 5000 mAh'lik batarya kapasitesine sahip bu cihazın işlemcisinde ise Qualcomm Snapdragon 6 1080 kullanılıyor. Yine 4 kamera ile beraber gelen bu cihazımızda ana kamerasında 50 megapiksel bir kamera olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada General Mobile GM22 Pro gibi 4K çekimler yapamıyor. 1080 çözünürlük sağlıyor. Ön kamerada ise 13 megapiksellik bir çözünürlüğü bizlere sunuyor. Tabii ki detaylı bilgileri sizler araştırıp bulabilirsiniz. Bunlardan bahsetmek istedim. Bunlar çok başlangıç seviyesi telefonlardı. Hem öğrenci indiriminden yararlanabileceğiniz düzeyde telefonlar. 7500 TL'yi geçmiyor. Bunlara bakabilirsiniz. Daha öncesinde bu iki telefonda deneyimleme şansı bulabildim. Başarılı mıydı? Bence bu fiyat segmentine göre... Daha da iyisi olamaz diye düşünüyorum. Hele General Mobile GM22 Pro çok yeni bir telefon. Geçen sene piyasaya sürülmüş bir telefon. O yüzden hem güncelleme tarafında da bizleri üzmeyecek bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Dedikten sonra ikinci segmentime geçiyorum. Yani 7500 ile 15000 civarında alınabilecek telefonlar. Burada tabii ki Samsung'dan vazgeçmeyeceğim. Samsung Galaxy A35 serisinden bahsedeceğim sizlere. O da çok yeni çıktı. A35, A55 serisi. Peki teknik özelliklerine neler var? Deneyimleme şansı buldum kamerasını deneyimledim. Ben de, de bu arada Samsung'un kamerasını gerçekten seviyorum. Ee, bir telefon alırken belki en çok dikkat ettiğim şeylerden birisi benim için kamera oluyor. O canlılığı bizleri çok iyi aktarıyor. Ama tabii ki e, bazı kişiler için işlemcisi hepsi beraber gerçi. Hepsi birbirini tamamlayan parçalar. ama işlemcisini özellikle Remini öğrenmek isteyenler oluyor olabilir. O yüzden şimdi sizlere Samsung Galaxy a 35in kısaca teknik detaylarından bahsedeceğim. Cihaz 6.6 inçlik süper AMOLED bir ekranla geliyor. Ekran tazelimi hızımızda 120 Hz olduğunu söyleyebiliriz. Koruma tarafında ise Corning Gorilla Glass Victus Plusla kullanılıyor. Yani oldukça dayanıklı bir ekrana sahip olduğunu bizler görüyoruz. 5000 miliamperlik bataryasına sahip olan bu cihaz tabii ki işlemcisinde kendi işlemcisini kullanıyor Samsung Exynos. 1380 burada yer alıyor. Telefonunda 8 GB'lık bir RAM kapasitesi de bulunduğunu söyleyebiliriz. 50 megapiksellik bir ana kameramız bulunuyor. Toplam 3 tane kameramız var. Ön tarafta ise da selfie'de de 13 megapiksellik bir çözünürlük sağlıyor ve 4K'ya kadar çekimler yapabiliyoruz bu telefonda gerçekten tercih edilmesi gereken eğer fiyat bandında size uyuyorsa bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki fiyatlar değişiklik gösterebiliyor ama şu an benim baktığım güncel fiyat 14.000 e, 900 lira olarak yer alıyor diyebilirim. Özellikle bu fiyat bandında belki alınabilecek ekstradan ekleyeyim dediğim bir başka telefonsa Honor 90 arkadaşlar. Honor 90 da oldukça yeni bir telefon. tasarımını ben oldukça çok sevmiştim aslında bu telefonun. Ama teknik detaylarda yine bizi cezbedebilecek özelliklere sahip olduğunu da iletmek istiyorum. Alınabilecek bir telefon olduğunu söylemek istiyorum. Fiyatı şu an benim baktığım güncel fiyat olarak 15.500 TL olarak yer alıyor arkadaşlar. Tabii ki ülkemizde fiyatlar inip çıkabiliyor. O yüzden şu an söylediğim belki ertesi gün öyle olmayabilir ama şu an güncel fiyat 15.500 TL olarak görüntülüyorum. Teknik detaylara bakacak olursak ekran tarafında 6.7 inçlik AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor ve 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı da yine bu telefonda görüyoruz. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefonda Snapdragon 7gen bir var arkadaşlar. Oldukça güncel. Zaten en son 8gen çıkmıştı. Ondan bir önceki sürümü yani 7gen bu telefonda bulunuyor ve RAM tarafında oldukça iyi. 12 GB'lık bir RAM kapasitesi bu telefonda yer alıyor. Yani oyunlarınız olsun, kullanacağınız tüm uygulamalarda sizlere en hızlı bir şekilde ulaştırmayı, en kolay, en ısınmayan şekilde ulaştırmayı çalışıyor diyebiliriz Honor 90'da. Kamera tarafında oldukça başarılı. Peki kamerada ne gibi teknik özellikler var? Üçlü kamera kurulumunu görüyoruz arkadaşlar. Ana kamerada 200 megapiksele kadar bir çözünürlük sağlayan bir kamera bulunuyor. Ön tarafta ise yani selfie kamerasında ise 50 megapiksellik bir çözünürlük yer alıyor arkadaşlar. Ee, çekim tarafında oldukça iyi. 4K'ya kadar da çekimler yapabiliyor. Tabii ki deneyimlediğinizde bunu anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde özellikler sunuyordu. Tercih edilebilecek telefonlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Geldik şimdi 15.000 ile 25.000 bandındaki telefonlara. Burada bahsetmek istediğim telefon Samsung Galaxy S23 FE Phone Edition serilerini artık Biliyoruz, seviyoruz da oldukça güzel oluyorlar. Bu telefonun fiyatı ise 19.000 TL olarak şu an piyasada yer alıyor. Peki bize ne gibi teknik özellikler sunuyor? Cihazın ekran tarafında 6.4 inçlik bir ekran boyutunu görüyoruz arkadaşlar. Dinamik ameliyat bir panel kullanılıyor ve 120 Hz'lik yine bir ekran tazeleme oranına sahip. Batarya tarafında 4500 mAh'lik bir batarya kullanılmış olsa da günlük kullanımınızı karşılayabildiğini söyleyebilirim. Donanım tarafında Samsung yine kendi işlemcisini kullanıyor. Exynos 2200 var bu telefonda. 8 çekirdekli olan bu işlemcinin aynı zamanda 8 GB RAM'e sahip olduğunu söyleyebilirim. Gelelim kamera tarafına. Kamera tarafında ise üçlü bir kamera kurulumu yine bizleri karşılıyor. Normal bildiğimiz o Samsung Galaxy S23 tasarımının aynısı zaten. Üçlü bir kamera kurulumu var. Ana kamerada 50 megapikseli görüyoruz. Ön tarafta ise 10 megapiksellik yani selfie kamerasını görüyoruz. 4K'ya kadar da bizlere çözünürlük sağlayan bir telefon Samsung Galaxy S23 FE tabii ki tercih edilebilir. Bu fiyat bandında aslında çok fazla telefon var ama benim tercihim kesinlikle bu telefon olurdu. Şimdi ise artık son kısımlara doğru yaklaşıyorum. 30 bin ile 40 bin arasında bir sınır çizdim. Bu sınır içerisinde hangi telefonları alırdım? Yine iki telefondan bahsetmek istiyorum burada. Tercihim Samsung'dan yana oldu. Umarım bana çok eleştiri yapmıyorsunuzdur sürekli Samsung seçiyorsun Xiaomi de var falan diye ama kendi alabileceklerimden bahsediyorum ve benim tercihim genelde kamera tarafında oluyor ekran tarafında oluyor ve bu tarafta beni cezbeden telefonlar arasında ilk Samsung geliyor oluyor arkadaşlar. Renklerin canlılığını, doyumluluğunu seviyorum. Aynı zamanda yazılımsal olarak çok güzel şeyler sunuyor. AI ile beraber ultra üst düzey bir seviyeye çıktı artık Samsung. O yüzden yazılım güncellemelerini de seviyorum. Tabii ki batarya tarafında beni birazcık üzüyorlar. Artık onda ne yapalım? Bu cihazında 6.2 inçlik dinamik amoled bir ekranı var ve 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranına sahip arkadaşlar. 4000 mAh'lik bir bataryamız mevcut. Aynı zamanda ise donanım tarafında bizlere Samsung Exynos 2400 işlemcisini sunuyor. Bu işlemci 10 çekirdekli ve 8 GB'lık bir RAM desteğini burada görüyoruz. Kamera tarafına gelecek olursak yine üçlü bir kamera kullanımına sahip burada. Ee, ana kamerasında 50 megapiksel'lik bir kamerayı görürken Ön tarafta ise 12 megapiksel bir selfie kamerası yer alıyor. Her ikisinde de 4K çekimler yapabiliyoruz. Fiyat bantlarımı bu şekilde bitirmiş oldum arkadaşlar. 40 binin üzeri artık Allah ne verdiyse. Çünkü oradaki telefonlar gerçekten amiral gemisi, son teknoloji. Birinde bir tercih yapma tarafında bir seçeneğim olamazdı. Çünkü hepsini isterdim büyük ihtimalle. Hepsi gerçekten iyi. Eğer fiyat bandınız zaten 40'ın üzerindeyse... Alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Düşünmenize gerek yok bir kere ama biz maalesef düşünenler hangi telefonu alayım gibi derdi olanlar varsa ve fiyat bandı bu şekildeyse benim tercih ettiğim telefonlara bakabilirler. Gerçekten sizi üzmeyecek telefonlar olduğunu canlı gönülden söyleyebilirim. Videomuz bu şekildeydi. Umarım çok fazla uzatmamışımdır. Kısaca teknik detaylarına bahsettim. Umarım bu videoyu izlemek sizlere telefon alma rehberinde yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.